Anlatalım bundan sonra çünkü bayağı bir soru geldi, almayacağız. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Birinci soru, 2013 takvim yılına ait gelir vergisinin ikinci taksiti 605 sayılı kanundan yararlanabilir mi? Hayır, yararlanamaz. Aynı zamanda MTV'nin ikinci taksiti de yararlanamıyor. Bildiğiniz gibi gelir vergisi taksiti de 2014 yılının ikinci taksiti Temmuz ayında. MTV'nin ikinci taksiti de Temmuz ayında. Kapsama girmiyor. 30 Nisan öncesi olmadığı için yararlanamaz. Uzun bir soru var. Kasa... Yani şöyle bir bakıyorum, şöyle, hani kasa fazlalıkları nedeniyle beyan edildi, beyan edilen tutar ve ödenen vergi kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak mı? Evet, alınacak. Ve daha sonra kar dağıtımı yapılırken de bunlar ticari kar eklenerek, genel tebliğin 73. sayfasında bununla ilgili cümle var, ticari kar dağıtılırken ilerleyen yıllarda stopaja tabi tutulması söz konusu olabilir. Geçmiş yıl zararlarına atılması gibi durum yoktur. Mali kar hesaplanırken dikkate kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, yani oldukça uzun yazıldığı için çok şey yapamıyorum. Ancak şu anki uygulamayı anlatayım. Kanunen kabul edilmeyen gider olacak. Yani geçmiş yıl zararlarıyla ilişkilendirilmeyecek. Başka bir soru, internetten başvuru yaparken borçların içerisinde idari para cezaları var mı? Eğer kapsam içerisine giren idari para cezaları söz konusu ise var. Ancak bazı girişlerde sıkıntılar olmuş. Eğer girmiyorsa dahi öncelikli olarak size yapılan idari para cezalarına ilişkin bir tebligat vardır büyük olasılık. O tebligatta hangi kanun kurumunun hangi kanuna göre kesildiğine bir bakın. Size slaytta da gösterdiğim eğer idari para cezaları içerisine giriyorsa yararlanabiliyorsunuz. İnternette çıkmasa dahi önemli değil. Ama ilk başvururken internette çıkıyor. Başka bir soru, Nisan ve Aralık 2014 arasındaki borçlar ödenmek zorunda mı? Yoksa yapılandırma iptal olacak mı diye soruyor. Bu konu şu idi. Taksitler ödenirken aynı zamanda ilgili aylara ait cari dönem KDV, ÖTV, stopaj, gelir ve kurumlar vergileri ödenmesi şartı söz konusuydu. Nisan ile Aralık 2014 arasında ortaya çıkan söz konusu borçlar cari dönem borcu olmuyor. O nedenle bunların ödenmemesi halinde kanunla yararlanılıp ihlal olmama durumu söz konusu olmuyor. Yani kanundan yararlanıyorsunuz. Ancak Aralık 2014'ü ödediniz ilk taksidi. Aralık 2014'e ilişkin KDV, ÖTV, stopaj vergilerle ödemek zorundasınız. Eğer ödeyemezseniz vergi dairesiyle iletişime geçip ben çok zor durum halindeyim. O nedenle cari dönem vergi borcunu ödeyemeyeceğim, taksidi ödeyeceğim şeklinde bir bildirimde bulunmanız gerekiyor. Nisan 2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler şimdi verilirse kesilen özel usul cezaları %50 tevkin müessesesinden yararlanır mı diye sormuş. Hayır, yararlanamaz. Çünkü şu an itibariyle eğer beyanname verilirse öncelikli olarak kesinleşme olmuyor. Kesinleşme olmadığı için söz konusu 6552 sayılı kanundan yararlanamaz. Sorular oldukça uzun. Oldukça uzun olduğu için bazı hesaplama soran sorular var. Onları atlayacağım. Eğer daha sonra şey olursa Vatan Caddesi'ndeki yerimize de bekleriz diyeyim ben. Çünkü çok uzun. 6111 sayılı kanundan yararlandım. Ancak ödemedim. Yeni kanundan yararlanabilir miyim diye sormuş. Şöyle, eğer 6111 sayılı kanuna başvurdunuz, yapılandırma ihlal oldu. Çeşitli nedenlerden dolayı. Önemli değil. Yapılandırma İhlal olması neticesinde ortaya çıkan borçlardan yeni kanunda başvurarak yeniden yapılandırmaya dahil edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Peşin olarak ödenen vergiler kredi kartıyla ödenebiliyor mu? Evet, defaten ödemek isterseniz kredi kartıyla ödemek isterseniz
ödediyseniz aynı zamanda 18 taksite kadar ödeme yaptınız. Ödeme seçeneğini seçtiniz. O takdirde genel tepkide şu şekilde düzenleme var. Kredi kartıyla çektiğiniz zaman hangi ayda hangi taksitlerin son günü ise o aylara ilişkin taksitler kredi kartına yansıtılıyor. Örnek verelim. Örneğin Aralık 2014'te 10 bin liralık çekim yaptınız. 10 taksit olsun. Şubat 28 Şubat 2014'te sizin ekserinize yansıtılacak tutar sadece 1000 lira oluyor. Veya Mart, Nisan 30 Nisan 2014'te sizin ekserinize yansıtılacak tutar 1000 lira oluyor. Yani taksitler kadar ekserlere yansıtılıyor. Önemli bir avantaj. Teminat değişikliğine ilişkin bir durum var. Şu şekilde teminat değişikliği başvurusunda bulundum ancak vergi dairesi bir kısım tutarın ödenmesini istedi şeklinde soruyor. Teminat değişikliğinde başvurursanız herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız uygulamada vergi dairelerimiz eğer geçmişe doğru mükelleflerimizin ödeme alışkanlığı yok ise o takdirde bu şekilde olan mükelleflerden en azından belli bir kısmına borcun belli bir kısmının yatırmasını istiyorlar. Bu da uygulamadan kaynaklı. Bununla birlikte teminat değişikliği illa olacak diye bir şey yoktur. Vergi dairelerinin bir anlamda orada iradesi önemli. Eğer mükellefimiz bu zamana kadar hiçbir şekilde ödememiş, yani bir ödeme alışkanlığı yok ise o takdirde bir kısım borçlarının kapanmasını vergi dairesi isteyebilir. ...2011-2012-2013 yıllarına ait verilen borçlarından kısmi olarak sadece 2011 ve 2012 yıllar için yapılandırma talebinde bulunabilir miyim? Evet, bulunabilirsiniz. Önemli değil. Ayrı ayrı vergi dönemleri ve ayrı ayrı vergi türleri itibariyle vergi dairelerine yapılandırma için başvurabilirsiniz. Hiç önemli değil. 2011 kurumlar vergisine ayrı, 2012 kurumlar vergisine ayrı, 2013 kurumlar vergisine ayrı veya hepsini toplu olarak vergi dairesine başvurabilirsiniz. Biraz da bize eleştiren bir soru var. O da şu, gelir idaresi vergi daireleri tarafından zamanında tarafımıza tebliğ edilmeyen cezalar ile ilgili sorumluluk kimdedir? Bununla ilgili olarak maalesef mükelleflerimizin bir anlamda mağduriyeti olabiliyor, haklısınız. 10 Eylül 2014 tarihi itibariyle mükelleflerimize tebliğ edip kesinleşmemiş cezalar söz konusu ise mükelleflerimiz yeni kanunla yararlanamıyorlar. Bu anlamda bir mağduriyet oluşuyor. Vergi daireleri bu anlamda yani suçlu demeyelim. Yani umarım bundan sonra daha iyi işler yapacaklar diye. 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ait BABS düzeltme beyannamelerini verdik. Düzeltme beyannamesi süresinden sonra verdiğimiz için herhangi bir ceza gelmedi. 2015 yılında gelirse yararlanabilir miyiz? Hayır, yararlanamıyoruz. Vekaletlere ilişkin bir soru uygulamadan kaynaklı. Hiç sorulmamıştı bu zamana kadar. O da şu, mükelleflerde muhasebeci vekaleti aranıyor. Ancak taksitlendirme için gidildiğinde vekaletnamede taksitlendirme yok denilerek geri çevriliyor. Ayrı bir vekalet isteniyor. Bu konuda başka bir çözüm var mıdır? Vergi dairesine gitmeden. Öncelikli olarak eğer internet vergi dairesinden başvurabiliyorsa mükellefimiz oradan başvursun. Hiç vekalete gerek yok. Ancak vekalet aranıyorsa borçlar kanundan kaynaklanan bazı hususlar var. Genel vekalet, özel vekalet ayrıma. Burada olay özel vekalet olduğu için taksitlendirme ifadesinin geçmesi gerekiyor. O nedenle vergi dairesi uygulaması doğrudur. Tekneler için alınan gibi karşılarda torba kanundan yararlanır mı? Evet. Harçların tamamı, tekne için olur, tapu harcı olur, trafik harcı olur, araba harcı olur. Hiç önemli değil. Çünkü vergi usul kanunu kapsamında harçlar kanunu. O nedenle adı ne olursa olsun bütün harçlar yeni kanun, 6552 sayılı kanundan yararlanabilirler. Şöyle taksit seçeneği belirlenirken gelir idaresinin veya SGK'nın sayfasında bir anlamda vergi idaresine gitmeden, internet vergi idaresinden başvurmadan hesaplama yapan bir modül var mı diye sunuluyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı sayfasında var. Girdiğiniz zaman taksit hesaplayabilirsiniz şeklinde. Oraya girdiğiniz zaman önce bir üf hesaplaması yapıyorsunuz. Sonrasında
taksidi seçiyorsunuz ve hangi taksitte ne kadar ödeyeceğinizi hesaplayabiliyorsunuz. Onun için lütfen IVDB Bonkeli adresine tıklayınız. İşveren prim borçlarına dönemi girmek suretiyle siz miktarını girerseniz ne kadar olabileceğine yönelik bir modülümüz var. istanbulsgk.gov.tr adresi içerisinde sadece işveren prim borçları için. Diyelim 1998 yılına ait 170 lira borcunuz bugün kaç para olacak? Onu hesaplattırabilirsiniz. Ama girmeniz lazım. Miktarı girebilmeniz lazım. 4B'lerde zaten ekranlarımız içerisinde o modül açıldı ama 4B'de de yani Bağkur sigortaları açısından da kayıtlar çok sağlıklı değilse o elde ettiğimiz rakam da sağlıklı olmaz. Yani bir şirkete ortak olmuşuz, SGK'ya bildirmemişiz. Vergi mükellefiyetimiz sona ermiş, SGK'ya bildirmemişiz. Halen vergi mükellefi görünüyoruz gibi bir durum varsa yine sağlıklı olmayabilir. Onu belirtelim. Devam edecek olursak tüzel kişiliğe ilişkin hem kanun temsilci hem ortak nasıl yararlanır? Burada kural şu, eğer bir şirketin kanunun temsilcisi aynı ortak ise ortaklıktan dolayı ayrı, kanun temsilcilikten dolayı ayrı sorumluluğu var öncelikli olarak. Ancak kanun temsilci olduğu için öncelikle şirketin bütün borçlarından sorumlu ve bunun üzerinde yapılandırmaya başvuracak. Örneğin mükellefin 100 lira borcu, şirketin 100 lira borcu olsun. Bu 100 lira için kanunun temsilci hepsinden sorumlu. Ama bir ortak daha olsun, iki ortaklı, birisi kanun temsilci, %50, %50. Diğer ortak 50 lira için yapılandırmaya başvuracak. Yani genel uygulama bu. Ancak vergi dairesine gitmeden önce şirketin borcunun dönemler itibariyle, hangi ortakların kanunun temsilci olduğunu dönemler itibariyle, ortakların hangi dönemde hisse oranlarının ne olduğunu gösterir bir çalışma yapıp vergi dairesine o şekilde gidilmesi gerekiyor. Cari dönem vergilerinden kastımız nedir diye soruyorlar. Kanunda yazıyor, taksit ayına ilişkin katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, stopaj vergileri, yıllık kurumlar ve gelir vergileri. Bunun dışında kalan vergiler, örneğin damga vergisi, Aralık 2014, damga vergisi, cari dönem vergisi değil. Yani siz damga vergisini, Aralık 2014 damga vergisini ödemediniz. O takdirde bozulmuyor. Ancak KDV, ÖTV, stopaj, gelir ve kurumlar vergilerini ödemediyseniz bozulur. Bozulmaması için vergi dairesine çok zor durum haline şeklinde iddianız vergi dairesince dinlenecek. Rekabet kurumu tarafından uygulanan cezalar yapılandırma kapsamında mı? Eğer biraz önce belirttiğim kanun kapsamında kesilmiş ise, lütfen onlara bakmanızı öneririm. Kanun kapsamında değilse değil. Ama bildiğim kadarıyla şu an net hatırlamıyorum. Rekabet kurumunun kestiği cezalar yeni kanundan yararlanamıyor. Kapatılan belediyelerin emlak vergi alacakları özel idareye geçti. Bu yeni kanundan nereye başvuracağız? Bununla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı iç genelge yayınladı. İç genelgeye göre emlak vergileri bu kapatılan belediyeler başka belediyelere devredildi alacak olarak. O belediyelere başvurulması gerekiyor. Bu iç genelge olmazsa başkanlık sayfasında soru cevap kısmımız var bizim IVDB.gov.tr'de. 37 adet soru. Soruların buradaki soruların çoğu orada var. Oraya ekleyelim, oradan bakın lütfen. O konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim acaba? Evet, yeni belediyeye devredildi ama geçmiş borçlar özel idarede yatırılması gerekiyor. Özel idarede yasadan yararlanamazsınız diyor. Sonuçta evet. Bu borç. Onu şöyle yapalım, iç genelge yayınlandı. Hani ben ilk hatırladığım kadarıyla belediyeler devraldı, onlara başvurulması şeklinde. Ama iç genelgenin soru cevap kısmına imdb.gov.tr'de koyacağım. O zaman şey yaparsınız, bakarsınız. Ortaklardan alacaklarla ilişkin olarak evet, ortaklardan alacaklarda diğer hesaplar kullanılırsa nasıl olacak? Yani şöyle soruyor meslek mensubumuz. Diyor ki 131 dışında 120 numaralı hesaba, 129 numaralı
verilen sipariş avastarına 195 numaralı iş avastarı hesabına kaydettim. O takdirde yararlanabilecek mi? Hayır, yararlanamayacak. Sadece 100, 131, 231, 331 ve 431 numaralı hesaplar kullanılacak. Bunun dışında kullanılan hesaplar hiçbir şekilde yeni kanla yararlanamayacak. Düzeltme beyannamesi ise, düzeltme beyannamesi eğer insan 2014 sonrasında verildiyse yararlanamaz. Ancak tepki ifadesi şöyle, kanunun süresinde sonra verilen düzeltme beyannameleri yararlanamaz. Bu da şu demek oluyor, Nisan'ın örneğin 10 Nisan'da mükellef kurumlar vergisini verdi, 15 Nisan'da düzeltme beyannamesi verdi. 15 Nisan'daki düzeltme beyannamesindeki bilançodaki rakamları kullanabilir. Ancak Mayıs ayında verdiği düzeltme beyannamesi, Haziran, Temmuz, Ağustos önemli değil. Bu aylarda verilen düzeltme beyannameleri için 74. maddeden yararlanamaz. İlan ve reklam vergileri yeni yasadan yararlanabiliyor mu? Bununla ilgili olarak 79. madde var. 79. maddeden yararlanamıyor diye hatırlıyorum. Çünkü orada ilan ve reklam vergileri yoktur. Daha ziyade belediye gelirleri kanunu kapsamındaki vergiler, belediyelerin tahsil ettiği vergiler kanun kapsamında alınmamış. Bu emlak vergisi kanunu var. Farklı ayrı konusunda. Örnekle açıklanması istenen olaylar var. Örnekle açıklanacak olaylara ilişkin yani çok geniş sorular. Hani biz bunları alalım, İVDB GoTR'de soru cevap kısmımız var. Olmazsa orada bakarsanız sevinirim. Sevinirim. Çünkü orada sorular gün geçtikçe zenginleştiriyoruz. Bu soruları da oraya cevap olarak koyacağız. Çünkü çok geniş cevap isteniyor. DPDK tarafından kesilen cezalar kapsamında mı? Dediğim gibi slide'da bakmıştık. Hatırladığım kadarıyla DPDK tarafından kesilen cezalar kanun kapsamında değil. 2009-2010-2011 dönemlerine ait KDV yönünden 30 Eylül 2014'te uzlaşma sağlandı. 9 Kasım 2014 kanun kapsamına girer mi? Girmez. Uzlaşmanın 10 Eylül 2014 öncesinde olması gerekiyordu. 10 Eylül 2014 sonrasında yapılan uzlaşmalar kanun kapsamında yararlanamaz. O nedenle mükellefimiz yeni kanundan yararlanamayacak. Biraz önce cevapladığınız bazı sorular var. Vade ortaklıklar için 74. madde kasa fazlası noksanı ortaklar hesabından yararlanabiliyor mu? Bilanço usulüne göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri denmiş. Ona göre değerlendirilmesi gerekiyor. 2012 yılına ait veya BS tutarlarına ilişkin biraz önce açıkladığımız olaylar var. KDV teklifatından dolayı KDV iade alacağımız var. SGK prim borçlarını yapılandırdığımız için SGK'ya yapılandırdığımız taksitleri KDV iadesinden mahsup edebilir miyiz? Edebiliriz, bir sıkıntı yoktur. Bunun haricinde sorular dediğim gibi genelde kasa affına ortaklar ortaklardan alacaklar ve borçlara ilişkin sorular. Bununla ilgili olarak örnekler verilmiş. Yani resmen tahtaya çıkıp tebeşir alıp yazmamız gereken örnekler var burada. Bununla ilgili olarak dediğim gibi İVDB GoTR adresine soru cevap yaptık 6552 ile ilgili. Oraya ekleyeceğiz bunları. Oradan bakıp buradaki bütün aynı nitelikteki soruları birleştirip soru cevap yapacağız. Bakın umarım sorularınıza cevap bulabileceksiniz. Aksi halde sahte alabilecek cevaplar var. Onun haricinde son olarak 25 Nisan 2014 tarihinde verilen düzeltme beyanındaki bilgiler dikkate alınmıyor ve ilk beyan dikkate alınıyor. Yani dediğim gibi 25 Nisan 2014'te düzeltme verilmişse yararlanması gerekiyor. Hiçbir sıkıntı yoktur bununla ilgili. Eğer yararlanmıyorsa Gelir Kurumlar Grup Müdürlüğü var İstanbul Vergi İdaresi Başkanlığı'nda. Sizden müsaade etmemiş olursa. Onu Ankara'ya bildiririz. Bize bir başvursun ama yine de.
vefat eden bir şahsın borçlar için varislerden sadece biri taksitlendirme yapabilir mi? Evet, yapabilir. Mirasçılar kendi sorumluluklarına ait vergi borçları, kamu borçları için kendi hisselerine düşen borçlar için vergi dairelerine ayrıca başvurabilirler. Yani bütün mirasçıların bir araya gelmesi şart değil. Teşekkür ederim ben. Biz teşekkür ederiz Sayın Usta. Buyurun. İlk sorumuz, şirket ortaklarının ve yöneticilerinin işe giriş ve işten ayrılış bildirgesiyle alakalı. 11 Aralık 2014 tarihine kadar bu bildirimi yaparsak ceza uygulanmayacak mı? Geriye dönük yapılacak bu işlemde hangi tarihi milat kabul edeceğiz diye güzel bir soru sorulmuş. Mali Müşavirler Odamızın internet sitesine de ilgili olarak koymuş olduğumuz bir açıklama yazısı var. Ona kısaca böyle bir iki dakika bu soruya daha fazla zaman ayırmak istiyorum nihayetinde. Sizleri de ilgilendiren bir para cezası söz konusu olabileceği için. 5510 sayılı kanun 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğine göre böylesi bir yükümlülüğün de başladığı tarih, yani milat tarihimiz 1 Ekim 2008'dir. Kanunun 4. maddesinde kimlerin sigortalı olduğu sayılmış. 4. madde 1. fıkrasının B bendinde de Bağkur sigortalıları eski adıyla yeni adıyla 4B sigortalısı dediğimiz kişilerin sigortalılıkları tanımlandıktan sonra 8. maddede işe giriş bildirgesi, 9. maddede işten çıkış bildirgesi düzenlenmiş. Hatta bu maddelerin içerisinde kurumun bununla ilgili düzenleme yapacağı hüküm altına alındıktan sonra sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde de Bağkur sigortalılığının başlangıcı ve Bağkur sigortalılığının sona ermesi yönetmeliğin 11. ve 14. maddesinde düzenlenmiş. Geneli itibariyle hani diyoruz ya 1 Ekim 2008'den önce vergi mükellefiydik, hiç dosya açtırmadık, geriye doğru Bağkur hizmeti kazanabilir miyiz? İşte bu tür sıkıntıların yaşanmaması adına 5510 sayılı kanun Bağkurlu olması gereken kişileri kaydeden kuruluşlara yükümlülük vermiş. Vergi mükellefi mi oldu? İlgili vergi dairesi ilgili kişi adına işe giriş bildirgesi verecek. Mükellefiyet sona erdi, işten çıkış. Aynı şekilde vergiden istisna olup ticaret sicil kaydı olanlar için giriş bildirgesini ticaret sicil müdürlüğü, aynı şekilde esnaf sanatkar pardon. Aynı şekilde kayıt sona erince esnaf sanatkar çıkış bildirgesi verecek. Burada istisnamız limited şirkete yeni ortak alınması, anonim şirketin ilerleyen dönemde yönetim kurulu üyeliğinin değişmesi. Biliyorsunuz bu yönetim kurulu üyeliği bazı hallerde ticaret sicil gazetesinde de yayınlanmıyor. Veya limited şirket hissesi devredildi noterden, ortaklar kurulu karar aldı ama gidip ticaret sicil gazetesinde yayınlatmadı. İşte yönetmeliğimiz böylesi durumlar için limited şirkette hisse devri yapılmışsa, buna da ortaklar kurulu kararınca muvafakat verilmişse hissenin tamamını devreden ortak adına 10 gün içerisinde işten çıkış bildirgesi vermemiz gerektiğini yönetmeliğin 14. maddesi. Dışarıdan yeni bir ortağa hisse devretmişsek bir bölümünü veya tamamını, bu kez dışarıdan hisse devralan kişi adına, ortak adına işe giriş bildirgesini 15 gün içinde vermemiz gerektiğini hüküm altına almış. Aynı biçimde yani limited şirketi ilk biz kurduğumuz esnada herhangi bir bildirim yükümlülüğümüz yok. Bugün şirket kurduk, ticaret sicil müdürlüğü bugün bizim adımıza bildirimi yapacak sigortalı adına, şirket adına. Mali müşavirlerin, işverenin, sigortalının bildirim yükümlülüğü yok, bir ceza da yok. Bildirmediğini biz cezayı ticaret sicil müdürlüğüne uyguluyoruz. Ne zaman bir hisse devri söz konusu olduğu limited şirket için, işte o zaman işverenin, o zaman meslek mensubunun bildirge verme, çıkış bildirgesi verme yükümlülüğü devreye giriyor. Aynı şekilde anonim şirketi kurulduğu esnada Türk Ticaret Kanunu'na göre geçici bir yönetim kurulu üyeliği belirlendi. Bunun için bildirim yapma yükümlülüğü yok. Daha sonra seçim oldu. Gerek olağan kurul, gerek olağanüstü kurullar. Eski ortaklardan bir bölümü yönetim kurulundan ayrıldı. Yeni ortaklardan bir bölümü yönetim kuruluna seçildiyse bunların bağ kurulu olması gerekeceğinden, 4B'li olması gerekeceğinden, yeni seçilenler adına 15 gün içinde işe giriş bildirgesi, ayrılanlar adına 10 gün içerisinde işten çıkış bildirgesi vermemiz gerekecek. Bunu vermediğimiz zaman bir asgari ücret kanun ceza öngörmekteydi. İşte torba kanunda 6552 sayılı kanunda düzenlenen
borcun tamamını silen, para cezasının tamamını silen, yani tamamen bir af olan uygulama, bu giriş bildirgelerinin, bu çıkış bildirgelerinin verilmesi. Ama ne zamana kadar? 11 Aralık 2014 tarihine kadar, geçmiş ödemeyi verdiğimiz takdirde ceza uygulanmayacak. Daha önce uygulanmış olanlar varsa ödememiz yoksa silinecek, ama ödeme varsa tekrar geri iade yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Şimdi arkadaşlar soruyorlar, ya benim ortağım devlet memuruydu, benim ortağım emekliydi, benim ortağım bir başka iş yerinde 4 ağlı çalıştığı için zaten vakıflı olması gerekmeyen biri. Veya benim ortağım aynı zamanda 4 tane işletmenin de ortağı, zaten vakıflı. Bunu vermek durumunda mıyım? Niye vereyim? Kanundaki düzenlemeye göre istisnasız emekli olsun, memur olsun, bir başka şirkette sigortalı olduğu için esasında vakıflı tescil yapılmayacak bir kişi olsa bile mutlaka bildirgeyi düzenleyip vermemiz lazım. Hem işe giriş bildirgesini hem işten çıkış bildirgesini. Doğum borçlanması 3 çocukla yani 6 yılla mı sınırlı, yoksa primi ödenmeyen gün kadar mı borçlanma yapacağız diye bir soru gelmiş. Şimdi doğum borçlanmasındaki gaye telefon çekmiyor zaten. Kürsüden değil. Arkadaşlar telefonları bir kontrol ederseniz doğum borçlanmasındaki temel gaye doğumdan sonraki 2 yıllık sürede kişinin prim ödeyemediği, çalışamadığı dönemlerin primlerini borçlanma yoluyla tamamlamak. Şayet doğumdan sonraki 2 yıllık sürede, yani bugün doğum yapıyor isek, bugünden itibaren önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde kişinin prim ödemesi varsa, prim ödemesinin olmadığı süre kadar borçlanacak. Yani benim eşim de 2 doğum yaptı, 2 oğlum var benim. Devlet memuru primleri full yattı. Borçlanacağı hiçbir dönem yok, çünkü ihtiyaç da yok. Zaten o dönemde sigortalı. Zaten doğum borçlanması da yapılınca her ne kadar parayı bugün yatırmış olsak da doğumla doğumdan sonraki 2 yıllık sürenin primini kazanmış oluyoruz. Yani bir anlamda sanki o dönem sigortalı çalışmışız, primimiz olmuş gibi değerlendiriliyor. Dolayısıyla prim ödemesi varsa böyle bir müesseseye gerekli. 2000 yılı öncesinde şirket ortaklığı olan bir kişi için geçmişe dönük vakıf tescili, Sayın Genel Müdürümüzün de belirttiği gibi, ilk başta girişte belirttiği gibi, 1 Ekim 2008 tarihinden önce kayıtlı tescil yaptırmamış ise, geriye dönük kayıt tescil şu an için mümkün değil. Hali hazırda vergi mükellefiyeti ya da şirket ortaklığı devam ediyor ise, 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere tescil yapılacak, faaliyet devam ettiği sürece vakıf sigortalığı 4-5 sigortalığı devam edecek. İşte her ne kadar tescil yapılmamış olsa bile bu kişinin müracaat edip tescilini yaptırmak ve yapılandırmaya başvurma koşuluyla 30 Nisan 2014 tarihi ve öncesine ait borçlarını yapılandırma kapsamında ödeyebilecek. Yıllara sahip inşaatlarda asgari işçiliği sormuş arkadaşımız. 30 Nisan 2014 tarihinden önce bitmesi ve 11.9.2014 tarihinden önce kapanış dilekçesi vermesi koşuluyla yapılandırma kapsamında hali hazırda devam eden bir işletme ise bu kişinin yapılandırılacak bir borcu yok demektir asgari işçilik açısından. 3 çocuk borçlanması başladı. Bazı gazetelerde işte SGK'nın yönetmenliği çıkmadı. Doğum borçlanması yaptırmıyor diye böyle kara haberler gördük son dönemlerde. Bu kanunun yürürlüğe girdiğinin ertesi günü İstanbul SGK İl Müdürlüğü olarak bütün müdürlüklerimize hemen yapılandırma başvurularını alalım dedik. O gün için bilgisayar programlarımız tamamlanmamış idi. Akşam tamamlandı. Ertesi güne kişilerin yapılandırma müracaatını aldık ve bir bölümünü de hatta emekliye hak kazanmayanların emekli maaşını bağladık. Bütün mükellefler, bütün sigortalılar müracaat edip doğum borçlanmasını veya benzeri her türlü borçlanmasını anında yaptırabilir. Zaten büyük çoğunlukla hemen müracaat ederek bizler ki yapılandırmadan dolayı bir iki gün sonra hesap kazanır. Hemen neticelendiriyoruz. Bunu da burada belirtmiş olalım. Anne kayınvalide kendisine 6 gün temizliğe gelen temizlikçi tam gün SGK'lı olur mu? Şimdi üstadımızın da belirttiği gibi, genel müdürümüzün de belirttiği gibi sigortalı çalışması söz konusuysa mevcut uygulamaya göre haftanın belli günleri geliyorsa haftada 2 gün ya da haftada 1 gün tartışmalı bir konu. Yargı genelde sigortalı olduğuna hükmediyor.
Dolayısıyla bir çalışması varsa eski usulde devam edecek. Ne zamana kadar? 1 Nisan 2015 tarihine kadar. 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren 10 günden az çalışma, 10 günden fazla çalışma Sayın Genel Müdürümüzün belirttiği biçimde geçerlidir. 3 ayrı kişide oğlum, çalışıyor. Anne kayıp halde. Yani annem ya da kayıp halde yok, onu sormuyor. İnternetten gelen bir soru. Kendisinde, kayınvalidesinde ve annesinde ayrı ayrı temizlik ediyor. Haftada ikişer gün gidiyor. Onun sigortalarını nasıl yapacağım diye sordu soruyor. Yani ikişer gün, ikişer gün. İnternet üzerine gelen bir soru. 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek kanunda toplamdaki çalışma gün sayısı önemli değil. Aynı kişi yanında 10 günden aşağı çalışma ya da yukarı çalışma söz konusu. Dolayısıyla 2 gün kızına, 2 gün kayınvalidesine, 2 gün annesine geliyor ise toplamda bir kişi 30 günde çalışabilir. 30 tane evde çalışıyordur. Her birinin yanında 10 günden az olduğu için dolayısıyla bunlar sadece iş kazası günleri ödenmek suretiyle sigorta olacaklar. Kendileri dilerlerse bir sonraki ayda uzun vadeli emeklilik primlerini ödeyerek sigorta alabilecekler. Dolayısıyla her evdeki çalışma gün sayısını burada dikkate almak gerekiyor. 10 günden aşağı o, 10 günden yukarı. Sürese doluyor aynı kişinin yanında çalışma. Onun sistemine ilişkin uzun esaslar tam netleşmedi. Kurma yetki verdi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ben ne yapacağım? Onun zaten içerisinde programıyla paylaşacağım. Bana ne? Ben de 15 TL'den yapacağım diyor. Zaten hatta yok burada şöyle geri sistem. Bir sonraki aydın sonra isteğe bağlı. Uzun vadeli birimleri gelecek ve diğer isteğe bağlıdan farkı, en önemli farkı bu olacak. 4 daha kapsamında hizmet gibi değerlendirilecek bu dediği isteğe bağlı birimler. Teşekkürler Sayın Üstad. Devam edelim Sayın Üstad. Dört veri müracaatlar için şirket yetkilisi mi yoksa dört verinin kendisi mi müracaat edecek? Bizzat sigortalının kendisi müracaat edecek. Şirkette bir ilgisi yok. Şirket ortağının borcu. Dolayısıyla ortağın bizzat kendisi müracaat edecek. Hatta ortağın biliyorsunuz bazı borçları şirket açısından gider olarak da kaydediliyor. 2008 6. ayda başlanılan kat karşılığı inşaat 2009'da tamamlandı. Asgari işçiliğin %9'u beyan edilmedi. Ne yapılabilir? Kendisi kapanış dilekçesini 11.9.2014 tarihinden önce vermiş ise fark işçilik hesabı yapılacak. Yapılandırmaya müracaat etmesi koşuluyla çıkan fark işçilikte aynı anlatıldığı biçimde gecikme zammı yerine bunun yerine 2009 yılından itibaren gecikme zammı yerine tefettüf oranında yeni gecikme zammı hesaplanacak. Şirket ortağı olarak ticaret odalarına kaydı olan gerçek kişilerin geriye yönelik borçlanarak emeklilik hakkı kazanmasında son durum nedir? 57 ve 58. maddeye göre kanun açıklayıcı gelmedi. Sevgiden aldığım bilgi borçlara yollayacağım. Bilgi. Zannedersem kayıt ve tescil yapmamış ise geriye doğru bir ihtiyaç kullanmayacak. Ama zamanında kayıt ve tescil yapmasına rağmen 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 60 aydan daha fazla uzun süreli prim borcu bulunduğu için hizmetleri silinmiş ise 31 Aralık 2014 tarihine kadar müracaat etmek, 2 Şubat 2015 tarihinde de defaten hepsini teşvik ödemek suretiyle hizmetlerin kazanması mümkün olacak. Dört veriler için neden internet üzerinden yapılanma müracaatı yapılamıyor? En temel özelliği kayıtların çok sağlıklı olamaması, şirket ortağı olduğunu, yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini bildirmemesi, bu da kişinin bağ kurulu olup olmamasında bir değişikliğe neden olduğu için internette şu ana kadar açılmadı. Belki açılabilir, genel müdürümüz belki müracaatları alabiliriz diye bir şeydi. Yapılandırma kapsamına girmeyen borçlar ödenmediği takdirde yapılandırma bozulur mu? Cari ay prim borçlarını da ikiden fazla aksatmamamız lazım. Cari ay borçlarının dışında kalan yani 2014 yılı 5. 6. 7. 8. 9. 10. ay 11. ay prim borçlarında 6.183 sayılı kanun kapsamında yapılandırmamız durumunda 5 puan indiriminde de aynı zamanda yararlanabiliriz. Yapılandırmayı yapmadığımız takdirde bunu ödemediğimiz için yapılandırmamız bozulmaz. Ta ki cari aylara aksatmadan, 2'den fazla aksatmadan ödemek koşuluyla. 2'den fazla aksatmamız durumunda da çok zor durum haline düşmüş isek
meslek mensuplarının düzenleyeceği mali durum bildirim formunu ibraz etmek suretiyle taksitler için geçerli değil, cari aylar için tekrar yapılandırmayı devam ettirmek mümkün. Tek ortağı Amerikalı uyruklu tüzel bir şirket olan Ünitel şirketin TC uyruklu gerçek kişi tüzel şirket temsilcisidir. Bu gerçek kişi temsilciliği sigorta durumu nedir? Benim anladığım tüzel kişi temsilciliğin ortağı olan, onun bünyesinde çalışan gerçek kişi diğer tüzel kişilikte görevlendirilmiş temsilci olarak. Dolayısıyla buna ödenen ücret de diğer şirkete ödenen ücret hasedinde olduğu için bir sigortalılığı söz konusu olmayacak. Ücret buna ödeniyor ise hizmet aktı kapsamında değerlendirilip bu kişiyi sigortalı beyan etmek gerekecek. Sigortadan fazla ve yersiz maaş alınmış, bu affa girer mi? Bir tek 5335 sayılı kanun kapsamındaki kuruluşlarda çalıştığı için emekli maaşı kesilmesi gereken kişiler, yani kamuya ait iş yerinde veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait iş yerinde çalıştığı için maaş almaması gerektiği halde bir şekilde bu maaşı almış ise bunlar yapılandırma kapsamında. Bunun dışındakiler kanun kapsamında diğer biçimde 24 aya kadar da bunlar taksit yapabiliyorlar. Vade farkı oranı da çok fazla yüksek değil, %9. O kapsamdan yararlanabilir ama 6552'den yararlanması pek mümkün değil. Bağkur borcunu tüm SGK kurumlarından yapabiliriz. Bütün sosyal güvenlik merkezlerimizden bağkur borcunu yapılandırmamız mümkün. Bir kişi aynı anda hem bağkurlu hem de sigortalı mükerrer prim dönemi var. İptal için başvurduk fakat sonuçlanması 2-3 ay sürer diye anladığım kadarıyla kendisine ait işletmeden kendisini sigortalı bildirmiş herhalde. Bir mahsuplaşma işleminin yapılması gereken bildiriyor. Yoksa mevcut sorumsuz bir dosya için aynı gün içerisinde hemen düzeltme işlemi, yani bağkur sigortalısı sonlandırılacak, SSK geçerli sayılacak. İşten ayrıldıktan sonra tekrar bağkur sonlandırılacaksa 1-2 dakikada yapılan bir şey. 2 aylık, 3 aylık bir şey değil ama ortak olduğu şirketten kendini sigortalı bildirmiştir. Mahsul işlemi yapılacaktır. O şirket bir başka sosyal güvenlik merkezindedir. Öyle olunca bir 15-20 gün sürebilir. Onu takip etmek lazım. Evde engelli çocuğuna bakan annenin SGK açısından herhangi bir hakkı yok. Eğer hiçbir sigortalılığı yoksa annenin sosyal güvenlik mevzuatı açısından bir hakkı yok. Ama başkasının bakımına muhtaçtır. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na başvurmak suretiyle evde bakım parası dediğimiz bir para, bu da geliri endeksli bir para. Böyle bir hakkımız söz konusu olur. %60 engelli olan limite şirketi ortağı olan bir bayan için vergi ve SGK açısından önemli bir avantaj var mı? Evet, sosyal güvenlik mevzuatı açısından önemli bir avantaj var. Engellilik oranı %49 aralığındaysa 18 yıl sigorta 4680 bin prim ödemek koşuluyla, %50-59 aralığındaysa 16 yıl sigorta 4320 bin prim ödemek koşuluyla, %60'ın üzerindeyse 15 yıl sigorta 3960 bin prim ödemek koşuluyla erken emekli olabilirler. Bu emeklilik malumluk emekliliği değildir, yaşlılık ayrıdır, kolaylaştırılmış bir emeklilik biçimidir. Dolayısıyla şirket ortaklarını da sürdürebilir, bir başkasının yanında destek birimine tabi çalışabilir. Avantaj bu. Vergi açısından müşterilerimiz değinmişlerse değinirler. SGK prim taksitler indirmelerinde ilk taksit tarihi ne zaman? 31 Ocak 2015 tarihinde ödenmesi lazım ama o gün cumartesi gününe denk geldiği için takip eden 2 Şubat pazartesine denk geliyor. İlk taksitin ödeme dönemi bu dönem. Bağkur prim borçları için taksitlendirme terbiyeli internet üzerinden şu an için yapılamıyor. Belki yapılabilir. 2004 yılında iş yeri açılışı yapan kişi hem bağkur kaydını yapmadı, yapılandırmadan yararlanabilir mi? Eğer 2014'ün hemen başındaysa 30 Nisan 2014 tarihiyle 2014'ün başındaki tarihler arasındaki borcunu yapılandırabilir. Diğer geri kalan borcunu 48. madde kapsamında taksitle yapabildiği gibi peşin ödemek suretiyle de borcu kapatması durumunda hemen sağlıktan da yararlanması mümkün olur. İlk taksitle ödemesi müteakip. 2010 yılında yapımı tamamlanan şahsi bina inşaatı için iskan alırken SGK'dan borcu yok yazısı istendi, hiç dosya açmadı. Eğer hiç dosya açmamışsak veya dosya açmamıza rağmen hiç bildirimde bulunmamış isek bizim dosyamız, eğer inşaatımızda 1-1-2004 tarihinden sonra yapılmış bir inşaatsa
teftişi gerektiriyor. SGK müfettişleri tarafından iş yerinin incelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kişinin zaten kapanış dilekçesi de vermesi mümkün olmadığından şu an aşamada yapılandırmadan yararlanabilmesi mümkün değil. Ama bununla ilgili müracaatta bulunduğu 11 Eylül 2014 tarihinden önce kendisinin bir para cezası uygulandıysa o uygulanan para cezasını yapılandırması mümkün. Yine yapılandırmaya başvurduk. Taksiti 2 tanesini, 3 tanesini ödedik. Daha sonra ödemeyi bıraktık. Ama o esnada da gerek 5 puandan gerek 6111 veya 5746 gibi çeşitli teşviklerden yararlandık. Geriye doğru bir kaybımız olur mu diye soru gelmiş. Taksitimizin bozulduğu döneme kadar olan daha önceki yararlanmış olduğumuz teşviklere bir halel gelmez. Bozulduğu tarihten itibaren de artık teşvikten yararlanabilmemiz mümkün olmaz. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve şirket ortaklığı nedeniyle bağ kurulu olanların aynı zamanda SSK'lı hali için geçmişe dönük işlem yapılacak mı? Soruyu ben tam anlayamadım ama anonim şirket ortağı ve yönetim kurulu üyeliği olduğu için bağ kurulu olması gereken kişiler biliyorsunuz 1 Mart 2010 tarihinden önce hem SSK hem bağ kurulu yan yana gelince önceden başlayan sigorta geçerli olur idi. 1 Mart 2011 tarihinden itibaren SSK sigortalılığına üstünlük tanındı. Şayet bu durumda ise çalıştığı dönemler Bağkur'u askıya alınacak. Ne zaman 4A kapsamında çalıştığı iş yerinden ayrıldı, yeniden Bağkur'u tespit edilecek, yeniden başlatılacak bir anlamda dondurulan Bağkur. Yine bir başka iş yerine girdi, 5 gün sonra yeniden Bağkur'dan çıkıp SSK geçerli olacak. Bu şekilde bu devam edip gidecek. Zannedersem bunu sormaya çalıştım. Anonim şirket ortağı emekli maaşından kesinti yapılıyor. Yeni kanunda SGK'ya işe giriş bildirgesi verilecek denilmekte nasıl olacak? Emekli de olsa vereceğimiz işe giriş bildirgesinin üzerine emeklidir ibaresini böyle bir kırmızı kalemle yazmamız durumunda herhangi bir sorun yaşamayacağız. Yani emekli de olsa işe giriş bildirgesini yeni seçilen anonim şirket ortak ve yönetim kurulu üyesi için vermemiz lazım. Anonim şirket ortağı, limited şirket ortağı aynı zamanda başka şirkette sigortalı. Bunların durumu nasıl olacak? Demin belirttiğim gibi ortağı olmadığı bir başka işletmede çalışıyorsa Bağkur sigortalılığı askıya alınacak. Emekli ise maaşından destek primi kesintisi askıya alınacak. Ne zaman ki çalışmış olduğu, 4 dal olmuş olduğu iş yerinden çıktı, yeniden devreye emekli ise maaşından kesinti, emekli değilse 4B kapsamındaki sigortalılık girecek. Geçmişe dönük düzeltme beyannamesi verilince yasa kapsamı affa giriyor. Eğer 11 Mart 2014 tarihi 11 Eylül 2014 tarihinden önce bildirgeyi vermişsek yapılandırma kapsamına giriyor. Eğer bu tarihten sonra bildirge vermemiz durumunda bu kez bildirgenin müfettiş raporuna istinaden rapor daha önceden yapıldı da bize daha geç tebligat geldi, ek bildirge istendi. Bu durumda ise yapılandırma kapsamına girer. Mahkeme kararı kesinleşmişse veya yerel mahkemede kesinleşmiş yargı aşamasını bekliyorsa yine ilgili yargı kararını da dilekçemize, bildirgelerimize eklemek suretiyle yine yapılandırmadan yararlanabilmemiz mümkün. Eksik güne dayalı yapılandırmaya girmesi mümkün. Yersiz teşvikten yararlandık, yararlanmamamız gerektiği halde geriye doğru düzeltme amaçlı ek iptal verdik. Bunlar da yararlanmak mümkün. Bunun dışında yararlanabilmek mümkün değil. Taksitlendirilen miktarlar vadelerinde ödenirken dönem primi ödeme zorunluluğu, evet cari prim ödeme zorunluluğu var. Gerek taksitleri gerek cari ay primlerini iki defa aksatmamız mümkün. Aksatmadan da anlamamız gereken mutlak ödeme değildir. Bakın Şubat'ın ikisinde ödememiz gerekeni 15'inde ödediysek bir ihlal yaptık. Mart ayında ödememiz gereken taksiti Nisan ayında ödediysek iki ihlal yaptık ve iki limiti doldurduk. Üçüncü ihlalde yapılandırmamız bozulacaktır. Yani anlamamız gereken vadesi içerisinde bu taksiti ödemek, vadesi içerisinde cari ay primini ödemek. 6111 sayılı kanundan faydalanıp ödemediğin borçlarımı yeni yasadan evet yararlanabilirsin, müracaat etmen yeterli olur. Önceki yıllardan beri devam eden vergi kaydım var fakat Bağkur kaydım yok. Kanun kapsamına kadar ki dediğimiz gibi 1 Ekim 2008'den önce dönmesi mümkün değil. Vergi kaydı devam ediyorsa 1 Ekim 2008'den 30 Nisan 2014 tarihi arasındaki borcunu yapılandırması mümkün.
Türk Bey Hizmetleri Kurumcasından Bağ Kurumu 1 Ekim 2008 hizmetlerini satın alabilir mi? Bu 1 Mayıs 2008 öncesi günleridir. Sizinlerinin devam ediyorsa 1 Mayıs 2008'den itibaren yeniden bağ kurum başlatıldı. Hem cari aykırı borçlarını hem de silinmiş olan dönemdeki borçlarımızı yapılandırmak, ödemek, canlandırmak mümkün. Firma kamu ihale kanununa göre iş almışsa, kamu kurumuna iş yapıyorsak bilgilerimizi sigortalıların ayırmamız lazım. Ayırmadığımız takdirde 5 puandan yararlanmamamız lazım. Dolayısıyla bu tür durumlarda 2 bildirge düzenleyip ilgili alanda çalışanları indirimsiz yani kanun türsüz bildirip diğer çalışanlarımızı 5.500'den kanun türüyle bildirmemiz lazım. Bir kişinin sosyal güvenlik kapsamındayken GSS prim tahakkuk görülüyor. Adresini bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat etmesi durumunda sigortalı olduğu dönemler silinecek. Geri gidilen varsa o yapılandırma kapsamına girecek. 2000 yılında yapılan inşaatım için 2011 yılında müracaat etmiştim. Yapılandırmaya sokulmamış. Bana borç tebliğ edildi. Ne yapmam lazım? 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırabiliriz. Çok fazla kaybettiğimiz bir şey yok. 2001'den 2014'e kadar gecikme zamanı tefettüfe oranında olduğu için çok da bir şey kaybetmemişiz. Müracaat etmemiz isabet olur. Vefat eden eşinden emekli sandığından maaş alan birisi, babasından Bağkur'dan 99'da ölmüş babası. İkinci bir maaş almıştı. 2014'te bir yazı geldi. Geriye ödenen maaşlar istemiyor diyor. Biliyorsunuz Bağkur'dan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için gelirin asgari ücretin bürüt tutarının altında olması lazım. Zannedersem eşinden aldığı maaş bürüt tutarının üzerinde olduğu tespit edildiği için maaşı kesilmiş. Bu yapılandırma kapsamına giren bir maaş değil. Ama yersiz ödeme kapsamında 24 aya varan miktarlarda hiç gecikme zammı da ödemeksizin yapılandırma yapması mümkün. Bir kişi iki iş yerinde sigortalı olabilir mi? Evet, iki iş yerinde, üç iş yerinde, dört iş yerinde, beş iş yerinde de sigortalı olur. Emeklilik açısından sadece 30 günü dikkate alınır. Emeklilik miktarını belirleyen matrah açısından da tavanı aşmamak üzere hepsi toplanır. Bir yerde 2000 lira, bir yerde 3000 lira bildirdik. Toplamda 5000 lira primimiz varmış gibi bize, emsallerimize göre yüksek maaş bağlanır. Gelir tespitine göre yapılır. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 28 tane kamu kurumlarının sorgulamasına göre yapıyor gelir tespitini. Emekli olan kişinin %1 bile hissesi olsa maaşından destek primi kesilir. Limited şirket açısından hiçbir önemi yok. Ne zaman şirkette hissesini devretti, o zaman destek primi kesilmez. Ayda 2 gün, haftada yarım gün ev hizmetlerinde çalışan olan ev sahibi SGK'da dosya açtırdı. 1 Nisan 2014 tarihine kadar aynen bildirimini devam ettirebilir. 1 Nisan 2014 tarihinde yeni bir tebliğimiz çıkacak. Onun için biraz daha kolaylaşacak. Belki cezalar eski cezalar gibi olmayacak. Ona göre yol haritamızı belirleriz. Şu an yapılan işlem doğru bir işlem. Zaten 1 Nisan 2014'e kadar olması gereken bu. Devam ettirelim. Dosyamızı kapatmayalım. Dosyayı kapatmak sigortasız işçi çalıştırmak anlamına gelir. İstirahat alan ve sonrasında muhasebeye bildirilmeyen istirahat raporları için ceza yiyoruz. İşverenler de bunu bizim üstümüze yıkıyor diye mali müşavirler bir serzenişte bulunmuş. Çalışamazlık ekranına giriyoruz bildirgeyi vermeden önce. Tarih aralığı olarak bildirgenin dönemini yani 2014 yılı Ekim ayının bildirgesini ne zaman veririz? Kasım'ın 23'ünde. Kasım'ın 23'üne kadar çalışamazlık sistemine girip 1 Ekim 31 Ekim arası rapor alanlar var mı diye sistemden görüp ilgili rapor alanlar için ya çalışamazlık girmemiz lazım ya eksik gün kodlamamız lazım. Ücretini tam ödüyorsak da bildirgeye ilgili çalışan raporlu olduğu dönemde iş yerinde çalışmamıştır. Kutucuğunu işaretlememiz lazım. Yoksa haksız takdirde ceza gelmesi söz konusu. Yok 5 gün değil. Takip edilen 23'üne kadar. Üstad. Tamam, takip edilen 23'üne kadar. Pardon, pardon. Süremizi bayağı geçirdik. Üstadlar da bekliyor bizi. Bu nedenle onu çıkışta birebir de sorarsanız daha güzel olur. Üstad devam edelim. Staj süresini borçlandırmamız mümkün değil. Böyle bir sorumluluğumuz var. Suriyeli çalışanların SGK'daki durumu, çalışma izni belgesi almadığımız kim olursa olsun çalıştırmamız durumunda Çalışma Bakanlığı tarafından 10 bin liranın biraz üzerinde bir para cezası söz konusu.
aynı şekilde sigortalı bildirmiyorsak tespit halinde iki asgari ücret işe giriş aylık bildirge maliyeti çok yüksek olacaktır. Tavsiye etmiyoruz. 2005 yılında ödenmediği için kapanan isteğe bağlı bağkur yararlanabilir mi? Eski isteğe bağlılar biliyorsunuz 3 ay üst üste ödenmediği zaman sonlandırılırdı. Bundan yararlanabilmek mümkün değil. Ama bir takvim yılı içerisinde bir tane iki tane ödemediğimiz isteğe bağlılar varsa onu yapılandırmamız mümkün olur. Kaçak işçi çalıştırma cezası Şubat 2014'te ceza uygulanmış. Yararlanır mı? Yararlanmaz mı? Üstadımıza daha önce de sorduk. O saymış olduğu 6183 sayılı kanun kapsamında yapılandırma kapsamına girenler içerisinde yer verilmediği için yapılandırması mümkün olmayacak. 3-5 gün gecikmelerle ödemelerde yapılandırma bozulur mu? Evet, süresi içerisinde ödenmemesi durumunda 2'den fazla aksatmamız durumunda yapılandırma bozulur. O yüzden son günü beklemek yerine 1-2 gün öncesinde ödemek lazım. İşten ayrılan veya iş hakkı feshedilen bir kişinin ne kadar sürede kesilse için gerek teslimine müracaat etmeli. Son 1 yıl içerisinde 30 günden az ise 10 gün içerisinde müracaat etmeli. 30 gün ve 89 gün arasında prim ödemesi varsa son 1 yıl içerisinde bu kez yok, yanlış oldu. 30 günden azsa 1 ay içerisinde müracaat etmeli. 30 gün ve 89 gün aralığındaysa 10. günü takip eden günden başlamak üzere 1 ay içerisinde müracaat etmeli. 90 günden fazla son 1 yıl içerisinde hizmeti varsa bu kez 99. günü takip eden 100. günden başlamak üzere 1 ay içerisinde gelir testine müracaat etmeli. Stajyerlik süresi hizmetten sayılmıyor. Bu süreleri borçlanmak mümkün değil. Çünkü stajyerlerin emeklilik primi yatırılmıyor. Ev işlerinde 10 günden az çalışanların %2 iş kazası primi 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren başlayacak. SGDP'nin amacını sormuş, bize de ver etmiş. Sosyal güvenlik destek primi uygulaması meclisten çıktı. Meclis böyle uygun görmüş. Milletin planlaması çıkarmış. Buna yapacak hiçbir şeyim yok. Tam tersini ifade ediyor. Ben de başkalarını istihdam ediyorum. Bana jest yapın demiş arkadaşım şeyinde. ...2008 Bağkur başlangıcı, 2012 Bağkur kapanışı hiç ödeme yapmadı, sildirebilir mi? İlk yapılandırma yasası içerisinde silmeye yönelik bir düzenleme vardı. Önergeyle çıkarıldı, mevcut 6552 yasada yok. Önümüzdeki yasalarda olur mu olmaz mı bilemeyiz. En iyisi yapılandırmaya başvurmak. Şu an en cazip o görünüyor. SGK tarafından uygulama tedbiri yayınlanacak bir yapılandırmayla ilgili soruyorsanız... ...genelgemiz çıktı, tedbiri çıkmıyor bizde, maliyede tedbiri çıkıyor. SGK.gov.tr sitesinden temin edebilmeniz mümkün. SGDP borcu olup tebliğ yapılmayanlar için ilgililerin başvurması halinde evet yapılandırma yapmamız mümkün. Vergi mükellefi ise vergi mükellefi süremiz VEDOK'ta kayıtlıysa müracaatımız üzerine hemen tescilimiz yapılır. Şirket ortaysak ortaklığımızı gösterin, ayrıldıysak ayrıldığımızı gösterin, sicil gazetesini ibraz etmek suretiyle hem tescilimi yaptırır hem de yapılandırmadan yararlanmamız mümkün olur. Ev hizmetleri sorulmuş, anlattık. Şirket ortakları 4B kapsamında bildirge vermemiş ise ya da emekli olsa kesintide yapılıyor olsa bildirge evet 4B'lere mahsus anlattığımız gibi bildirge mutlaka verilecek. Yurt dışında bulunduğu ülke mevzuatına göre Türk ve yabancı firmalara profesyonel anlamda çalışan vasıflı iş görenlerin gelirse borçlarının terkini için idareye verilmesi gereken belgeler nedir? Anladığım kadarıyla yurt dışında geldiği ülkeden sigortalı çalışan birisi, Almanya'da sigortalı bildirilen birisi veya öyle diyelim. Oralardan sigorta primi ödendiğine dair ilgili sigorta makamlarından alınacak vergiyi ibraz etmeleri koşuluyla bu kişilerin Türkiye'de üretilmiş olan GSS primi borçları silinir. Ancak kendisi yurt dışında çalışıyor, yurt dışında sigortalılığı da yok ise ancak nüfus idaresini de işletmemiş ise zorunlu olarak Türkiye'de ikamet ettiği değerlendirileceği için bunlara geçse borcu çıkacak. Dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gidip adresi yurt dışına taşımaları gerekecek. Bağkur prim borcumuzu e-devlet sisteminden ödeme yapabilir miyiz? Kredi kartıyla ödeme sgk.gov.tr üzerinden veya istanbulsgk.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı resminde olduğu bölüm içerisinde hem kredi kartıyla hem de banka kartıyla 14 tane bankayla anlaşmamız var. Kredi kartı anlaşmamız.
8 tane de bankayla da banka kartı anlaşmamız var. Bu şekilde hem cari ay borçlarımızı, hem yapılandırma kapsamındaki borçlarımızı, hem geçmiş dönem borçlarımızı ödeyebilmemiz mümkün. Doğum borçlanmasında prim dışında yaştan düşme yok. Sadece primimizin olmadığı dönemlere gün kazanmamız mümkün. Bu günleri kazanmak bazen bizi erken de emekli edebilir. Yani 56 yerine 54'e girebiliriz. Çünkü kısmi emeklilikte 15.000-3.600 günlük emeklilikte 50 yaşı ne zaman doldurdun? 15 yıl sigortalığı ne zaman tamamladın? 3.600'ü ne zaman tamamladın? Güçlü bir sorgulama var. Her üçünün tamamlandığı tarih aralığına gelen yaş şartına tabiyiz. Borçlanmamız 3.600 gün daha erken sağlattırıp daha bir önceki basamağa giderse belki 2 yaş ya da 4 yaş daha erken emekli etmesi mümkün olur. Bunu ayrıca incelemek lazım. Emekli aylıklara emeklilik sonrası çalışma dolayısıyla alacağı aylık düşüyor mu? Emeklilik sonrası çalışması nedeniyle bir emekli aylığının düşmesi mümkün değil. Zaten destek birimine tabi emekli aylığını kesintisiz içinde alması mümkün. Emeklilik için gerekli prim gün şartını yerine getiren ve aynı zamanda 4B sigortalı devam eden sigortalının mevcut ödenmeyen 4B prim borçlarının akıbeti nedir? Bu kişiler borçlarını ödemedikleri sürece zaten emekli olamayacaklar, sağlıktan yararlanamayacaklar. Dolayısıyla yapılandırma kapsamında borç silme yok, müracaat etmeleri menfaatine olacak. Yine bir kişiyle ilgili sigortalı iki kişi çalıştığı iş yerine ortak oldu. Sonra yönetim kuruluna seçildi. Buradan sigortalı bildirildi. Şirket tasfiyeye girdi. Emekli oldu. Tasfiye memuru değil. Hiçbir sorunla karşılaşmadan emekli oldu. İleride bağkurlu olman gerekir gibi bir sorun çıkarma anladığı kadarıyla 1 Ekim 2008 tarihinden önce devam edip gelen kendi şirketinden sigortalı bildirilen birisi çıkış olduğu tarihe kadar herhangi bir zaten sıkıntı yok. Çıktığı tarihten itibaren anladığım kadarıyla bakır tescili yapıp borcu ödetilmiş, kendisine ayrılıp bağlanmış, herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bir ilgili harcasını yapılmış. Usta çok teşekkür ediyorum. Vaktimizde biraz açtık ama bir plaket törenimiz var. Ona geçmeden evet, bu seminerin düzenlenmesinde büyük emek harcayan başta başkanımız Yahya Arıkan olmak üzere tüm oda kurullarına sevgili SGK İl Müdürümüz Murat Göktaş'a, katılımcılar Eyüp İnce'ye, Ahmet Açıkgöz'e ve Murat Ceyhan'a çok teşekkür ediyorum. Bizler mali müşavir olarak genellikle hap tarzındaki bilgileri çok seviyoruz. Bu sorular tabii ki hepimizin sorunları var ama büyük bir kısmı slaytlarda zaten vardı ama biz hap olarak kendi sorumuzu direkt duymak ihtiyacı hissediyoruz. O nedenle gösterdiğiniz sabır ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlar lütfen plaket törenimiz var. Ona da eşlik ederseniz çok seviniriz. Çünkü 4 saat katılımcılar evet arkadaşlar, sunum yaptı. Konuşmacılarımıza lütfen birkaç dakika daha beklerseniz sizlerle birlikte teşekkür etmek istiyoruz. Bu güzel sunumları için, buraya içtenlikle geldikleri için biz de ayrıca sizin adınıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmacılarımıza teşekkür plaketlerini vermek üzere oda başkanımızı davet ediyorum. Teşekkür plaketlerini almak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz Sayın Murat Göktaş'ı davet ediyorum. Plaketlerini almak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Eyüp İnce'yi davet ediyorum. Buyurun. Plaketlerini almak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz'ü davet ediyorum. Buyurun. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcımız Murat Özdamar Bey'i tabii teşekkür ediyoruz, sahneye davet ediyoruz.
kendisi sonradan konuşmacımız oldu. Onun plaketini ben bizzat makamında takdim edeceğim. İl müdürümüze verdik onun plaketini. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Plaketlerini almak üzere Tesmer İstanbul Şubesi Sekreteri Murat Ceyhan'ı davet ediyorum. Ve plaketlerini almak üzere bugünkü oturumumuzu yöneten oturum başkanımız Nadir Hikmet Güneş'i davet ediyorum. Bütün konuşmacılarımıza ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.